Bu şeyde başta kontrolü basılı tutup sonra şey format C mi yazıyorduk, o nasıldı? Sen anlıyorsun bu teknoloji işlerinden abi ya. CEO'muzu sağ salim getirdim. Madem orada niye buluşmuşsun dedikleri adam Fahir Atakoğlu, müzisyen. Geldim ve piyanonun başına geçiyorum. Merhaba arkadaşlar, İzmir'den hepinize selamlar. İzmir'e neden geldik? Keşke tatile gelseydik ama bu sene ayaklarımızı denize sokmak pek nasip olmadı. İzmir'de harika bir lansman var. BMW 3 serisi, yeni bir seri bu. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde aracımızı değiştirdik. Yine aynı markanın başka bir serisinden araç almıştık. Şimdi 3 serisiyle bu adamlar benim kafamı karıştırmaya başladılar. Acaba yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım tam bilemiyorum. Yeni 3 serisine bineceğiz. Arka tarafta renk renk var. Bana hangisi düşecek bilmiyorum. Anladığım kadarıyla araçlarda birden fazla kişi olacağız. Otomobil basını şu anda burada. Evet, vefat etmeden kenara geçiyoruz. Renkleri birazdan göstereceğim. Teknoloji dolu bir otomobil. O nedenle benim de burada olmamın sebebi bu otomobillerdeki teknolojileri sizlere anlatmak sevgili dostlar. Yoksa burada bu bugün adamlar... Bugün seni trolleyeyim. Vallahi ben de tam sana böyle pas atacaktım. Gel şöyle güneşi alalım arkamıza. Yani bu arkadaşlar zaten otomobiller konusunda oldukça deneyimli. Ben teknolojisini anlatacağım. Bu arkadaş da beni buradan alıp 4. Levent'e bırakacak. Aynen, buradan seni eve. Sen arabayla geri dön, daha hızlı dönebilirsin uçaktan. Bu arada hakikaten sabah 7'den beri yoldayız. Uçakta gecikme oldu. Ondan sonra git havalimanına falan filan. Yani eğer İstanbul'dan araçla çıkmış olsaydık yeni otobandan gelebilirdik diye düşünüyorum abi. Kesin. Daha güzel arabayı da test etmiş olurduk değil mi? Evet, bu arada bu kanalda hemen reklam yapalım arkadaşlar. Ürün yerleştirme. Sinan'ı yerleştiriyoruz arkadaşlar ürün olarak videoya. Otopark.com'u ve otoparkın YouTube hesabını takip etmeyenler varsa edebilirler. Teşekkür sevgili ederiz. Doğan Kabak, bir de Otopark. Bunlar iki tane stratejik ortağımız. Birbirimizi tehdit edebileceğimiz fotoğraflar olduğu için sesimizi çıkartmıyoruz. Herkes rahatlıkla her şeyi yapabiliriz abi. Herkes herkesin kanalına rahat çıkabiliyor. Sesimizi çıkartamıyoruz. Acaba fotoğrafları bir gün paylaşsak mı? Yani gerek yok. Tamam, bizde kalsın. O fotoğraflar şimdilik bizde kalsın. Peki o zaman hangisini aldın sen? Abi Estoril mavi. BMW'nin o sportif ruhunu yansıtan, evet, çok sevdiğimiz, çokça yollarda gördüğümüz son dönemlerde bir renk. Ben de hemen kaptım maviyi ama şu yandaki yeşil mesela efsane. iPhone yeşili. Gel efsane. Abi iPhone 11 Pro Max yeşili. Öyle söyleyeyim, evet, size. Yani ben şahsi olarak alacak olsam bu rengi alırım ama ben Türkiye'de bu rengin daha çok sevildiğini bildiğim için direkt buna atıldım. O zaman bunu alan var mı 6 numarayı? Var. Var mısın abi? Sen de beyaz var abi. Beyaz. Bana gene mi beyaz, beyaz düştü abi? Beyaz da tutulur. En çok satılan o. Kolay elden çıkarırım. Tabii bana. Tabii. Yalnız şu lacivertte. Lacivertte premium paket zaten. İçi taba. Onun da kombinasyonu çok güzel. Evet. Yakışır. Sana gerçi hayırlı olsun bu arada. Ya benim kafam karıştı şimdi abi. Ben acaba yanlış bir araç mı aldım diye. Ama şöyle. Ama sen büyük büyük 5 aldın sen değil mi? Evet. Söylüyor ama muyuz? Şöyle zaten aynen söylüyoruz. Ben elden çıkartacağım için bir sene sonra yeni kasa falan gelecek ya. Teknolojisi falan değişik. Kolay satabileceğim bir araba aldım. Bir sene sonra BMW 5 serisi bekleyenler benim arabamı alabilirler. Gayet temiz kullanıyorum şu anda. Valla 5 gibi duruyor abi. Şöyle 3 olur mu ya? Şuna bir yandan bakacağım bir dakika. Şöyle bir 5 serisi mi olur? Bak kafam karıştı. 5 serisi diyorum. Şöyle bir 3 serisi mi olur ya? Abi ben bunu önden görsem kesinlikle ve kesinlikle 5 derim buna. Evet. Benziyor. Yani bayağı benziyor. Bayağı ama benziyor. Şu çentikler bence biraz fark yaratıyor. Evet, adam şu anda beni rezil etti. Rezil eden kişi sevgili Aslan. Eskiden Hürriyet gazetesinde otomobil teknolojilerini anlatıyordu. Adam beni rencide etti şu anda ya. Detayları anlatarak rencide etti. Neyse bir imza atmam gerekiyor. İmzayı attıktan sonra bu araçları kullanabileceğim. Anladığım kadarıyla aracın başına bir şey gelirse tarlayı ve arsaları bu arkadaşlar benden alacaklar. O nedenle gideyim imzamı atayım. İmza atacağımız yer burası. Tarlayı sizin üstünüze yapacağımız bir kağıt varmış, onu imzalayacakmışız. Şu meyve suları tarlaya dahil mi? Evet, şuradan bir tane seçelim arkadaşlar. Boş bir araç varsa bakacağız. Hangisine binsek, hepsini almışlar abi. İkişer ikişer binmişler. 10 numarayı bulmam lazım benim. Benim aracım 10 numara. Bu değil. Harika. Rengi harika. Muhteşem bir araca bineceğim. Önce şu sırt çantasından bir kurtulayım.
Vallahi içeride bayağı bir valiz var ama yine de bana yer var. Harika bir yolculuk yapacağız. BMW 3 serisi. Gerçi araçlar benim gibi anlatıyorum size ama öyle bir heyecanlandım. Çünkü gerçekten teknoloji dolu bir araç. Ben bunu ilk lansmanda Münih'te görmüştüm. Çok keyifli bir lansman olmuştu. Görünce acayip heyecanlandım. İçinde Type-C girişi olan, yani bizi çok heyecanlandıran şeyler oluyor bunlar. Belki sizin için çok önemli değil ama. Bu arada ben mi kullanacağım arabayı? Siz... Arabayı siz kullanacaksınız. Biz de yanınızda olacağız. Yani ben gerildim şu anda. Hani marka... Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tamam o zaman inşallah. Ben iyi kullanırım ama. İzmir sıcak. Şu anda klima inanılmaz güçlü çalışıyor. Yeni 3 serisinin kokpiti böyle artık. Yani bu uçak gibi bir şey olduğu için artık kokpit diyorum sevgili dostlar. İnanılmaz teknolojik, harika bir araç. Yolda da kullanışını sizlere göstereceğim. Direksiyon çok sportif. Şu ekran gerçekten başarılı. Dijitalleşen klimalar. Şu ekranı aşırı sevdim. Dokunmatik. Ve dokunmatiği de bayağı hızlı bu arada. Haberiniz olsun. Vallahi markanın CEO'su bana güvendi. Bizim araçta yolculuk yapacak. Şimdi agresif mi kullanmam lazım? Efendi mi kullanmam lazım? Hani onu da bilemiyorum. Yani adam oturdu. Sıkılabilir yani. Adam da şimdi ne BMW modelleri vardır. M serileri bilmem neler falan. Hani normal kullansam sıkılır mı? Artistlik yapmaya çalışsam rezil mi olurum? Ben yine efendi kullanayım. Geliyor evet. Yalnız müziği bir süre kapatalım. Şöyle durdurdum. Neden? Çünkü telif yemeyelim diye. Arkadaşlar sayın CEO'muzla araçtayız. Az önce anlattıklarımı biliyorsunuz. CEO'muz duymadı ama siz beni biliyorsunuz. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. O zaman gidiyoruz. Teknoloji dolu bir araçla arkadaşlar. Bu arada ben yaklaşık bir hafta önce hayatımda ilk kez bir BMW müşterisi oldum. Evet, yola çıkıyoruz. Aracın bu arada ilk kalkışı gerçekten çok konforlu. Ve çok sessiz bir araca bindiğimizi söyleyebilirim. Hibrit gibi değil mi? Ben onu diyecektim. Yani elektrikli bir araca biniyormuşuz gibi şu an hissediyorum. Evet. Ve konforu gerçekten çok başarılı. Asistan çok doğal konuşuyor. Yani bir robotla değil de asistanın gerçekten... 100 metre sonra sağ. İnsan gibi konuştuğunu söyleyebilirim. Nasıl BMW müşterisi oldum? Marka söyleyebilir miyim şu anda? Söyleyebiliriz. Tabii ki. Kişisel bir blog. Arkadaşlar herhangi bir ürün yerleştirme ya da ücretli bir video değil bu. Onu da söylemiş olayım. CEO'muz da yanımızdayken. Şöyle ben Audi A5 kullanıyordum. Ve memnundum ama bekardım o zaman. Tek kapı bir A5 almıştım. Şimdi o A5 evlendikten sonra bana yetmedi. 4 kapılı geniş bir araca ihtiyacımız oldu. Bebeklerimiz çok hızlı dünyaya geldi. Sonrasında tabii yetmemeye başladı. Bir de araçta teknolojik bir şey yok. Hatta ben aracı hackledim. Yani şu var araçta. Telefon gelince Bluetooth'tan cevaplayabiliyorum ama Spotify'daki bir şarkıyı araçta dinleyemiyorum. Yani bu aslında yapılabilir, teknik olarak mümkün. Ama engellemişler yazılımla. Ben onu bir şekilde çözdüm. Ne Audi'ye zarar verecek bir şekilde ne de benim ihtiyaçlarımın karşılanmasına uygun sağlayacak bir şekilde çözdüm. Hatta bunun bir de videosunu da yayınlamıştık. Link olarak da vereyim. Ama bu yetmemeye başladı. Dedim ki hem teknolojik bir araç olsun, hem bana uyum sağlasın, hem de ailemle rahat hareket edebileyim. Günün sonunda BMW 520i'ye karar verdik. Şu an 2017 model, 22.000'de çok da kupon bir otomobil diyebilirim. Bir yılda Borusan'dan uzatmış ilk sahibi. Yani garantisi de var. Öyle bir aracımız var şu anda. Ama ben bu 3'e bir bindim. Acaba demeye başladım. Vay vay vay. Merhaba, nasılsınız abi? İyidir, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Var mı bir isteğiniz? Canınızın sağlığı. Kartınızı alayım efendim. Kartı hemen vereyim. Tam havalimanları yazan bir kart olacak. Ha, burada galiba. Tamam. Buyurun. Eyvallah. Gönder telefonu hemen hızlıca bir hatıra fotoğrafı çekeyim vereyim sana. Yanında mı telefon? İster misin? Çekiyorum. 1-2 Abi süper fotoğraf oldu. Gönderirsin bize de. Hadi al, asmaladık. Evet. Takipçi dostlarımız her yerde sağ olsunlar. Onların enerjisi olmasa ben bu işleri yapamam. Gerçekten yoruluyoruz Hakan Bey. Mesela bir önceki aracımız, hatta şu an eşimde de bir araç var. Nissan X-Trail var onda. 1.5 dizel motor var. Bununla kıyasladığımız zaman orada kıyamet kopuyor ses anlamında. Tabii. Kıyasladığımız evet. Zaman böyle bir fark var. Harika. Burada yol sesini de çok az duyarsınız. Evet. Mesela bazı elektrikli araçlarda gene yol sesi içeriye çok girer.
Yani motor sessizdir ama yol sesini çok duyarsınız. Bu arabanın özellikle yol sesini minimuma indirmişler. Bu arada şu dev ekrandaki navigasyon aynı zamanda benim ekranımda da var. Bu yola fokuslanmama daha da yardımcı oluyor, onu söyleyebilirim. Çok önemli çünkü şoförün gözü mutlaka yolda olmak zorunda. Ama bir yandan da bildirimlerle günlük hayatını daha verimli hale getirmesi lazım. Mesela o bildirimlerden bir tanesi navigasyon. Çünkü bağlantılı yaşıyoruz. Telefonumuzla bağlantılı kalmak istiyoruz, etrafla bağlantılı kalmak istiyoruz. Yeni nesil otomobiller de buna imkan sağlıyor arkadaşlar. Ama inanılmaz ya, şu ekran gerçekten çok iyiymiş. Sizin şahsi aracınız nedir? Ben 5 serisi BMW kullanıyorum. 520 iyi benimki, sizinki? 520 de benimki de. Evet. Arada ciddi bir fark var ama böyle bir hesap yaptım. Evet, yakıt tüketimi daha fazla ama benzin fiyatı böyle neredeyse yakınlaştı. Benim aracım 2016 model. Vakti gelince ben de benzinliyle değiştireceğim. Borusan Otomotiv CEO'sundan daha yeni bir BMW'ye biniyorum arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş oldum. Gerçekten benim için büyük sürpriz oldu. Yeni 5 serisini de bekliyorum bu arada. İnanılmaz bir şey olacak bence. 2019 model 5 serilerimiz de aslında geldi. Orada da çok güzel değişiklikler yapılmış. Mesela bu Live Cockpit dediğimiz 2019 model 5 serilerine Temmuz'dan sonraki üretimlere de koydular. Araçta gerçekten çok fark ettiriyor. O kokpitin bu şekilde tasarlanmış olması, o bilgileri anında iletebiliyor olması, navigasyonun bu şekilde çalışıyor olması gerçekten çok güzel, farklı bir etki yaratıyor. Bu arada ben artık şuna inanıyorum. Yani önceden vay kaç beygirdi, vay 0-100'ü neydi, hani tamam bunlar önemliydi ama şimdi mesela şurada Type-C girişi var ya, iPhone 11 Pro var elimde, yeni çıkan model. Type-C ile hızlı şarj olabiliyor. Elimde de öyle bir kablo var, şu an burada da var. Yani bu bizim için çok önemli. Artık işte bağlantılı araçlarda insanlar bir CarPlay arıyor. Gerçi şu an teknik bir durum var BTK ile, o çözülmek üzere. Ama insanların artık beklentileri daha çok teknolojiden yani. İşte kablosuz şarj var mı? Vallahi öyle yaptım. Sahibinden konuda filtrelerken işte Apple CarPlay var mı, kablosuz şarj var mı, gesture kontrol var mı? Böyle kriterler o. Benim gibi çok insan var mı yoksa bir deli ben miyim? Yok hayır, zaten otomotiv endüstrisinin de bu yönde değişimi baktığınız zaman tamamen tüketicilerin seçimleri, tüketicinin beklentilerinin değişmesi. Artık tüketici Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun bu yöne doğru gidiyor. Biraz evvel çok güzel bir şey söylediniz. Artık hani telefon elimizden düşmüyor. Evet. Sürekli bir connected durumundayız. Telefon, araba artık birbirinden ayrılamaz hale geldiler. O yüzden tüketicilerin de beklentileri bu yönde daha da fazlası aslında. Şimdi Apple CarPlay olmadığı zaman tatmin olmuyor tüketici. Biraz evvel söylediğiniz gibi Spotify çalamıyorsunuz. Evet. Yani böyle bir şey olamaz artık. Kabul edilemiyor. Böyle bir şey kabul edilemiyor. Yani o kadar çabuk alışıyoruz ki biz bunlara. Bu rahatlıklara, bu hizmetlere geriye dönmesini istemiyoruz zaten. O yüzden teknoloji ve teknolojiyle olan bağlantı durumu araçlarda artık vazgeçilmez bir özellik haline geliyor. Bu arada Hakan Bey, yaklaşık 10 dakikadır yoldayız. Sürüşümü beğendiniz mi? Sürüşümüz harika. Gerçekten mi? Vallahi ciddi söylüyorum. O kadar sakin, huzurlu. Evet. Ve kurallara uygun kullanıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Beni bu hale kim getirdi biliyor musunuz? Bir haftada yeni 5 serisi. Şimdi şerit değiştirirken direksiyon titriyor ya. Titremesin diye sinyal verip değiştiriyorum. Evet. Mesela yolun ortasında ne önümde ne arkamda bir araç var. Normalde sinyal vermesem de olur diyebilirler. Tabii her yerde vermek lazım. Ama diyorum ki ya kol titriyeceğine iki sinyal vereyim. Sinyal veriyorum, öyle geçiyorum. Ondan sonra insana kas hafızası oluyor, alışkanlık oluyor. Beni bu hale o getirdi diyebilirim. Dostlar, şu anda bu otomobilin sahip olduğu harika bir teknolojiyi sizlere canlı test edeceğim. Orta şeritte ilerliyorum ve elimi direksiyondan çekeceğim. Acaba şeridimi değiştirirsem ne olur? Şu anda çektim elimi, şeridin içerisine soktu. Sadece solu atmıyor, beni ortalıyor aynı zamanda. Bu Allah korusun dikkati dağılmış bir şoförün çok sıkıntılı sonuçlar oluşturabilecek bir hatasını daha olmadan engelleyebiliyor. Bir de sinyal vererek yapalım. Bir de sinyal vererek yapıyorum. Herhangi bir sorunumuz yok. Evet.
sinyal verdiğimiz sürece bir sorun yok. Bir de şunu fark ettim. Mesela sinyal vereceğim, sol şeride gideceğim. Eğer arkamdan mesela bir başka araç geliyor şu anda. Sinyal verdim, sola gitmek istiyorum. Şu anda direksiyon titriyor. Neden? Sen sola gideceksin ama arkadan bir araç geliyor diye beni uyarıyor arkadaşlar. Tebrikler. Aracı sevmemiz için başka bir sebep CarPlay var arkadaşlar. Şu anda bu araca Hakan Bey'in telefonu bağlı. CarPlay'i görüyorsunuz. Efsane bir ekran. Çok hızlı tepki veren bir platform şu anda bizi karşılıyor. Google Maps'lar içerisinde her şey var, WhatsApp. Ama Hakan Bey iOS güncellemesini yapmamış. Neden? Çünkü bu güncellemeden sonra bu CarPlay ara birimi de değişiyor. Şimdi ben tavsiye vereyim bu sefer Hakan Bey'e. Gider gitmez size bir güncelleme yapıyorum. Aklımca tavsiyede bulunuyorum ya teknolojik arkadaşlar. Yani şu an araçta kablosuz CarPlay varmış. Yeni iPhone'u bağladık arkadaşlar. iOS 13'ün yepyeni CarPlay ara birimini görüyoruz. İşte burada az önce bir tane buton vardı Hakan Bey. Şimdi burada noktalar var. Ara birim siyah. Daha böyle farklı bir ara birimle karşılaştık. Bir de sizin cihazda navigasyon mu çalışıyor? Direkt navigasyonu aldı galiba. Navigasyon da var. Doğru. Direkt haritayı aldı. Doğru. Arkadaşlar acayip heyecanlıyım çünkü ilk defa kablosuz CarPlay kullanıyorum. Yani daha önce duydum. Audi A6'da duydum ama BMW'nin yeni 3 serisinde olduğunu bilmiyordum. Gerçekten mutluyum şu anda. İzmir'in muhteşem bir yerine geldik. Urla'ya geldik. CEO'muzu sağ salim getirdim. Toplantı için önemli en büyük görev bendeydi. Yavaş. Sonlara doğru bir gerilim oldu Hakan Bey. Evet. Gayet de güzel. Geri de park ettim. Bir sürü asistan olunca çok zor olmuyor. Tam not aldım mı Hakan Bey? Süper. Çok sağ olun. Gerçekten çok şey öğrendim ben de. Sağ olun. Tüketicinin eğilimleri nasıl değişiyor onu da öğrendim. Sağ olun. Bu kadar teknolojisini arabanın ön plana çıkartarak kullanan birisini daha görmemiştim. Sağ olun. Bizim tebrik takipçilerimiz yani. Buna çok önem veriyordu. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Ben tebrik ediyorum. Efsane bir otomobil olmuş. Şimdi dışarıya çıkalım. Neler var onu görelim. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dostlar yemek için çok güzel bir yere geldik ya. Buranın reklamını yapsam iyi olur. Od neydi abi? Od Urla. Od Urla. Ve bir şekilde seni de tanıştırayım abi. Ümit Erdim yanımda arkadaşlar. Arkadaşlar Seha. Doğan'ı çekiştiriyoruz burada. Doğan yok. Doğan niye yok sence? Ya Doğan beni çok ekmeye başladı. Buradan sıkıntılarımı ben paylaşmış olayım. Tam şuradan. Ona... Yani gerçekten yani kambur ya. Herif sırtımda kambur ya. Gerçek bir sorun makinesi yani. Anladın mı? İhtiyacım olan anda yok ama onun ihtiyacı olan her anda ben varım. Anlayamıyorum yani. Çok zorlanıyorum yani. Abi bu arada Doğan sana bayağı büyük bir iyilik yapmış olmalı ki onun bu bütün rezaletine katlanabiliyorsun. Maalesef abi ya. Abi hanım bile şikayetçi ya geldi. Şimdi o bilmeyen arkadaşlar vardır. Doğan'la aynı sitede oturuyoruz. Maalesef yan blokta. Ya hanım dedi ki artık kumanı getirdim diye. Kumam geldi diyor ya. Hani herif geldi biz taşındık abi. 4 ay sonra yan eve taşındı ya. Böyle bir şey olur mu ya? Abi vallahi çok mutluyum. Yani o Doğan'ın hikayelerinde sonra senin hikayelerde izliyoruz. Harika güzel anılar paylaşılıyor arkadaşlar. Takip etmeyen varsa Ümit'in hesabını takip edebilirler. Çok keyifli, eğlenceli paylaşımlar var. Şimdi burada güzel yemekler yedik. Hakikaten güzel bir yerdi. Gelmenizi tavsiye ederim. Ot Urla'da Hakkı'yla beraber romantik bir öğle yemeği. Ya inanır mısınız? Yani şu dokunuşlar, şu romantik yemek, abi şu tatlar. Şu el beni germeye başladı şey mesela. Olmaz. Şu el şuradan. Yani doğayla iç içe. Ne bileyim yani. İnanamayacağım bir yemek ya. Evet arkadaşlar romantik bir yemek. Biz devam edelim abi o zaman. Arkadaşlar teşekkürler. Görüşürüz. Araçla oldukça güzel bir yol kat ettik. Uzun da bir yol kat ettik sevgili dostlar ve kalacağımız otele geldik. Burası İzmir'in dışında yani etrafta yerleşim yeri bile yok. Bir bağ evi diyebiliriz. Arka tarafta birazdan göstereceğim. Havası mükemmel, sessiz, sakin, çok güzel bir yere geldik. Burada biraz dinleneceğiz. Yarın sabah da zaten geri İstanbul'a döneceğiz. Belki görünce ha oraya mı gittin diyenler için şurayı da gösterebilirim. Sayın Salyangozumuzun heykelinde görüyorsunuz. Maşallah.
kocaman bir salyangoz kendisi. Merhaba. Misafirler burada gidiyor, merhaba. Çalışan. Çalışan peki. Vallahi burada çalışmak da güzel bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Zeytin ağacımız burada. Hani bak, zeytine yeşil diyorlardı, sonradan siyahlaşıyor diyorlardı. Burada siyah. Zeytin bu arada. Bu ne? Zeytin mi? Ne bu? Oo. Çok acı. Oo. Bayağı acı arkadaşlar. Değil herhalde. Buradan ne anlıyoruz? Benden ziraat mühendisi falan olmaz. Yeni 3 serisi otomobillerin bir kısmı şu anda burada. Farklı farklı renkte. Mesela şu laciverti de çok sevdiler. Hangisini kullanayım diye Instagram'da paylaştım. Bu da siyah renk. Bu da çok güzel. Ama yeşil benim en sevdiğim renk. iPhone 11 Pro'nun rengini yapmışlar. Bakalım, belki şuralarda buluruz. Otomobil basınından da bir sürü kişi var. Bu arada benim kullandığım bu değil miydi ya? Evet. Bu arkadaşlar, tasarım gerçekten çok başarılı. Spoiler gibi bak, şurası da hoş olmuş. Baktığımız... Oyda, açıldı. Nasıl açıldı ya? Ben tıkladığım için mi açıldı? Sen mi açtın abi? Evet. Dedim, dokununca mı açılıyor, ne oluyor? Yok. Eyvallah abicim, sağ olasın. Yeşille geziyorlar abi. Kırmızı da gayet hoş. Siyah. Burada yeşil renk yok. Kolay gelsin. Otelin biraz içini göstereyim size. Fahir'i arıyorum da Fahir'i bulamıyorum bu arada. Adamla otomobil hakkında konuşacaktık. Daha yok burada. Galiba o da videosunu çekiyor. Şurada bir BMW rengi, mavi rengi görüyoruz. Bu arada bir bilgi vereyim. Bu otomobilde artık CarPlay problemi yok. Ve içerisinde kablosuz çalışan CarPlay var. Yani o eSIM olayları, BTK, Alman otomobilleri bir problem vardı biliyorsunuz. O problem bir şekilde halledilmiş. Otelin diğer kısımlarında görüyorsunuz. Etkinliği düzenleyen ekibe de bir merhaba diyelim. Onların da emeği çok. Bakın burada henüz odasının anahtarını almamış olan kişiler var. Fahir hala çekimde bak, getirmemiş daha arabayı demek ki. Aslan Bey bize hesap yapıyor şu anda. Shift'li internetin payına ne düşmüş abi? Ne gösteriyor senin bilgisayar? Abi işte bu gülüş. Nazar. İşte bu gülüş, o gülüş. Hesap biraz kabarık galiba, bizim borç. Nasıl toparlayacağımı bilemedim. Bir dakika, şimdi ayarlıyorum. Eyvallah. Abi nasıl? Ne o? İncir? Hakkı abi. Hakkı abi. Bu şeyde başta kontrolü basılı tutup sonra format C mi yazıyorduk? O nasıldı? Şifteliği. Onu yani. Benim az bir yavaşlama var. Benim az bir yavaşlama var benim masa üstünde. Bizim dükkanın üstüne yazalım. Yazıcıoğlu'nda toplatmıştım. 1350 dolara 99'da toplattım. 64 MB işlemci var. RAM'i var. Onu bir formatlasak uygun bir zamanda. Sen anlıyorsun ya, bu teknoloji işlerinden abi ya. Efsane abi. Anlıyoruz abi. Bizi burada herkes tanır. Abi lütfen. Biz garantisi bizzat biziz. Getir, bekliyoruz. Kaçıyor gemi. Abi. Abi. iPhone mu Samsung mu? Niye video çekmiyorsun? Madem orada niye buluşmuyorsun dedikleri adam. Fahir Atakoğlu, müzisyen. Geldim ve piyanonun başına geçiyorum. Abi BMW'yi kullandın, en son sen geldin. Beğendim. Anca geldik. Üç özellik. Şöyle söyleyeyim. Tasarımını beğendim. Performansını beğendim. Yalıtım ve konforunu beğendim. İkisini bir koyuyorum. Yani yalıtım hakikaten insanlar soruyordu. Eski Nesli ile nasıl bir fark var diye. Bayağı sessizleşmiş. Konfor açısından gayet iyi. Peki beğenmediğin 3 özellik? Önce fiyat diyeceğim. Herkes de katılacak bana yüksek diye. Ya burada şöyle bir şey var. Tüm otomobil fiyatları çok yükseldi. O yüzden fiyat diyorum. Yani yoksa kıyasladığımız zaman, yani bugün premium olmayan bir kompak SUV aldığında bile 250-300 bin bandında alıyorsun. Yani bu aracın 330'dan başlıyor olması çok fahiş değil. Ama bunu söylemiş olayım. Beğenmediğim şeylerden bir ikincisi klima konusu. Yani klima kumandalarını hem beğenmedim, hem bu araçta tek bölgeli klima var. Yani birçok insan da zaten bunu eleştiriyor olacak. Hem ön tarafta insan çift bölgeli bir klima bekliyor. Arkada havalandırma menfezi bekliyor. Bu büyük bir eleştiri. Üçüncüsü de ya o niye devir saati ters çalışıyor? Biri bana bunu açıklayabilir mi ya? Bu kadar yani, hakkı daha fazla söyleyecek bir şey yok. Arkadaşlar kanalı takip etmeyi unutmayın. Aşağıda link olarak bırakacağım. Teşekkür ediyorum. Ve muhteşem gezinin sonuna geldik sevgili dostlar. Biraz iş yaptık, biraz gezdik ve arkamda görmüş olduğunuz efsanelerle harika bir deneyim yaşadık. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın.
Şimdi havalimanına doğru geçeceğim. Oradan da İstanbul'a yolculuk olacak. İşler bitmiyor. Yeni video için çalışmalara başlayacağım. BMW'nin yeni 3 serisi hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Aşağıda bu araçlarla ilgili yorumlarınızı okumayı çok istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Rod'un ikilisi var mı abi? Sana buluruz. Vallahi çok iyi olur ya. Bizim Rod'lar bozuldu. Smart Love'lar. Rod balansı git o zaman. Rod balansı gitmemiz lazım. Bununla böyle şey de makyaj da yap. Sen böyle dün Hakan Bey'in böyle üstüne attın. Böyle adam şaşırdı, ne oluyor? İyi takayım falan. Ama güzel, çok iyi yani.